Evet. İki doğrunun birbirine göre durumlarıyla devam ediyor. Şimdi burada önemli bizim için iki durum var. Önce bu iki durumda eğimle ilgili bağlantısını onu değerlendireceğiz. Ondan sonra e, devam edeceğiz soru çözmeye. Şimdi birbirine parla olan doğruların x80 ile arasındaki pozitif yönlü açılar eşit olduğu için ya yani paralelse buradaki alfa tt'ye eşit olacak. Yani eğimleri birbirine eşit olacak. Yani İki doğru birbirine paralelse eğimleri eşittir. Mantık bu. Ya da iki doğrunun eğimi eşitse bu iki doğru birbirine paraleldir. Aynı şey. Yani hangisini bana vermişse diğerini ben kullanabilirim. Paralelse eğimler eşittir. Eğimler eşitse paraleldir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu tamamen eğim ile alakalı. İkinci durum ise eğimleri tanımlı olan iki doğru birbirine Dik durumlu ise eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Eğimleri tanımlı olan dediği hani eksenleri dik olmaması. Çünkü x eksenini dik olduğunda eğim, eğimi tanımlı olmuyor. İki doğru birbirine dik ise m1 çarpı m2 eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Yani eğimleri çarpımı eksi 1 olan iki doğru birbirine dikleri ya da eğimleri tanımlı olan iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Hangisini istersem onu kullanırım. Bunun ispatı çok basit. Bunun ispatını şöyle yapacağım. Mesela bak şuraya alfa. Şuraya teta dediğin zaman teta dediğim 90 artı alfa. Yani geniş aç olduğunda e, tanjant teta ne olacak? Tanjant teta tanjant 90 artı alfa 90 derece artı alfa diyelim. O da ne olacak? E, 90 artı alfa da 90'da isim değişecek. Bu doğru mu? İsim değişecek. Ya da bunu e, teta eşittir 90 artı alfa dedik. Tanjant alfayı bulalım biz. Ya da buradan direkt tanjant 90 artı alfa doğru yaptım ben de niye kafamı karıştırdıysam. E, ta, 90'da isim değiştirecek. Kotanjant alfa olacak. Ta, tanjant 90 artı alfa. ikinci bölge. ikinci bölgede eksi. Tanjant teta eksi kota alfa. E şimdi bu tanjant teta dediğim M2'ye eşit. M1 dediğim ne? d 1 neymi? Tanjant alfa. M1 çarpı M2. Eksi tan alfa çarpı kot alfa. Yani tan alfa çarpı eksi kot alfa. Eksiyi başa yazdım. E, tan alfa çarpı kot alfa 1 olduğu için burası eksi 1 oldu. Bunun zaten burada da göstermişiz. Bak alfa demişiz. Teta demişiz. D1 De, doğrusunun eğimi. Tanjant alfa. BC bölü AB. Alfanın tanjantı. BC bölü AB. Karşı bölü komşu. M2 dediğim tanjant teta. Önüne eksi olacak. Geniş açıdan da. Çünkü burası dar açı. Geniş aldığım için önüne eksi koydum. AB bölü BC karşı bölü komşu. Bunları çarptığım zaman eğimleri çarptım. Eksi 1 olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Şimdi iki doğrunun birbirine göre durum, durumları genel hali eğimle ilgili olan halini söyledik. Birinci durum paralellik. İki doğru birbirine paralel olabilir. Paralel olduğunda ne oluyordu? Eğimleri eşit oluyordu. İkinci durum bu doğrular çakışabilir. Çakışabilir. Çakışma durumunda D1 D2 ya aynı doğru da olabilir ya da üst üste gelmiş ki doğru da olabilir. Yani burada kat sayıları değişebilir. Üçüncü durum ise üçüncü durum ise kesişme durumu bir noktada kesişebilir bunlar. Bir noktada kesişmeleri demek tabi burada diklik de bunun içinde. Dik kesişmeleri de sonuçta bunun içinde. Şimdi bak D1 D2 doğruları A1x artı B1y artı C1 eşittir 0 D1 A2x artı B2y artı C2 eşittir 0 D2 Şimdi burada bunlar paralel doğru ise şöyle. X'in katsayıları oranı eşittir. Y'nin katsayıları oranı ama Bunlar sabit terim oranından farklı olacak. Yani burada şuradaki x ve y'nin kasayı oranından eşit olacak. Sabit terimler fa e oranı farklı olduğu zaman bunlar paralel olacak. Birbirine. Bu var elimde. a1 bölü a2 eşittir. b1 bölü b2 o da eşittir. c1 bölü c2 ise konuşamadım yine. Yani bütün oranlar birbirine eşitse x'lerin kasaya oranı, y'lerin katsayı oranı ve sabit terimler oranı bu doğrular çakışık doğrulardır diyorum. Üçüncü durum eğer x'in e, x'in katsayısı oranı y'nin katsayısı y'nin kat sayılar oranından farklı ise bu doğrular kesişir. Yani x ile y'yi aynı anda yok edemiyorum demek bu. Demek ki bir tane x değeri ve bir tane y değeri bulacağım demek bu. Bu doğrular bir noktada kesişir diyeceğim. Burası önemli. Bunları sorularda zaten pekiştireceğiz. Şimdi bunun dışında neyi söyleyebiliriz? Bir de Kesişen de olan denklemi ortak çözülerek kesim noktası bulunabilir. Yani bir önceki kazanımda da zaten buna benzer sorular yaptık. Denklemlere ortak çözdük. Kesim noktalarını bulduk. Yani eğer bir noktada kesişiyorsa bir de bunların kesim noktasını da bulabiliriz. Şimdi kazanıma geçebiliriz. Kazanımda bunları iyice pekiştirelim.